Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkamda gördüğünüz gibi traktörümüzü inceleyeceğiz. Traktörü yeni aldık, uzun zamandır bekliyorduk almayı. Bayağıdır sıkıntı çekmiştik, çok şükür alabildik. Biraz incelemesini falan yapalım. Ondan sonra nasıl gidiyor, nasıl bakıyor bakalım. Ya bu bizim ihtiyacımızı fazlasıyla karşılıyor. Biz normalde 70 beygir bizim işimizi görüyordu. Ama biz dedik 80'lik alalım, ne olur ne olmaz. Biraz daha güçlü olsun. 80 beygir aldık. Hatta şimdi incelemesini yapalım. Alacak olanlara da bir ön bilgilendirme olur. Şöyle gösterelim. Erkunt'un servet modeli 80.4. Yani 80 beygir 4 silindir. Şöyle gösterelim. Yani kendi bünyesinde kendi motorunu kendi yapıyor. Kendi döküm, demir dökümlerinin hepsini kendi yapıyor firma. Ayrıca Perkins motoru kullanıyor. Bir de ZF şanzımanı var. Yani kendi alanında en iyi sistemi kullanıyorlar. Yani kullanışı çok rahat. Şöyle arka tarafı gösterelim. Arka tarafta zaten bir takım çantası koymuşlar buraya. Açılıyor. Yani gayet de işe yarar büyüklükte. İki tane deposu var. Bir tanesi burada. Bir tanesi de yan tarafta. Yani altta. Buraya basamak olarak kullanmıştır. En kötü yanlarından da biri bu. Yani zamanla delinebilir burası. Yani o yüzden biraz sıkıntı olmuş bu. Yani gördüğünüz gibi demirin var. Bunu eklemeyi unutmamışlar. Bazı traktörlerde yok o. Bu siperliği falan yok. Bunu biz ayrıyetten kendimiz yaptırdık. Aynı şekilde arkadaki T kolu da kendimiz yaptırdık. Normalde burada sadece düz bir demir, bir de orta kolu veriyorlar. Şöyle devam edelim. Buraya iki tane güç çıkışı vermişler. Kasa bağlamak için veya elektronik aksam bağlamak için. Dört tane hidrolik çıkışı. Arka aydınlatma. Burada gördüğünüz gibi hidrolik indirip kaldırmak için kol yapmışlar. Bayağı güzel kullanışlı kol. Burada da yani bu arkadaşlar şu kolda sizin kuyruk pilinizin devrini ayarlıyor. Normalde 540 ve 540 ekonomi var. Yani ekonomi daha hızlı, 540 daha yavaş. Yani üstte 540, altta ekonomi. Bu şekilde. Yani kuyruk pilinin hızına göre kullanmak isterseniz o iki mod eklemişler. Yani gördüğünüz gibi bu T kolu hareketli T kolu arkadaşlar. Kancası inip kalkıyor. O şekilde yaptırdık. Ayrıca kaldırma gücünü de söyleyelim. 2400 kilo yük kaldırabiliyor. Ayrıca şurada gördüğünüz gibi ek pistonu var. 400 kilo da onun gücü var. Toplamda 2800 kilo hidroliklerin arka kolun güç kapasitesi var. Gördüğünüz gibi daha plakayı falan da yerleştiremedik. Zaten kontağı çevirdiğinizde mazot pompası direkt çalışıp öyle gaz veriyor. Şurada gördüğünüz üzere ön siperliğimize bakalım. Toplamda önlerde 8 tane 30 kiloluk var. 240 kilo. Ön siperliği zaten biz ayrıyetten yaptırmıştık. Arkalarda da aynı şekil. 50 kilo burada, 50 kilo da arkada. Toplamda 100 kilo. Yok. Yani 100 burada, 100 de arkada. 200 kilo da burada var. Toplamda 440 kilo ağırlığı var. Hatta şöyle gördüğünüz gibi alttan pim var. Şu pimi aşağı doğru çekiyoruz. Kendi zaten tık atıyor. Tam çekemedik herhalde. İşte şöyle gördüğünüz gibi aküsü ön tarafta. Filtresi. Buraya akü şaltörü koymuşlar bir tane. Şöyle uzaktan çekelim. Bayağı ön tarafında geniş yer var. Şimdi birazdan motoru çalıştıracağım. Birkaç zaten kullanım şeyini falan da göstereceğiz. Yani derli toplu şu an. Şimdi gördüğünüz gibi şurada arkadaşlar el frenimiz var. Ayrıyetten yanında kuyruk milini hareket ettirmek için kuyruk mili freni var. Aynı şekilde burada arkadaşlar 3 seçenek var. Hatta size göstermiştim şurada. En alttaki 540 ekonomi, ortası boşta,
Yani el freni indirsene de dönmüyor. En üstü de 540. Yani bu boştayken, şu orta kısımdayken çalışmaz zaten hidrokul. Ya aşağıya ya yukarı yapılacak. Yeni mod seçeceksin döndürmek için. Aynı şekil burada takviye var. Gördüğünüz gibi kaplumbağa tavşan. Ağır takviye var. Emniyet kemerini de ihmal etmemişler. Emniyet kemerini de bağlamışlar buraya. Gördüğünüz gibi. Şöyle gösterelim bakın. En güzel şeyler de hepsi sağ tarafınızda. Yani bütün vitesler olsun, hidrolik kol, pulluk ayarı falan hepsi burada. Yani şu gördüğünüz anahtar, yani istediğiniz tarla başına geldiğinizde istediğiniz ağır şey yapıyorsunuz, derinliği ayarlıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Tarla başına geldiğinde zaten otomatik kendi o ağırlığa iniyor. Aynı şekilde hidrolik çıkışları var iki tane. Aşağı yukarı. Şurada gördüğünüz bu buçuklu arkadaşlar. Toplamda 16 ileri 8 geri. Yani şu H olan hızlı vites. L'de buçuklu vites arkadaşlar. R'de geri. Toplamda 4 vitesi var. Hani vites geçişleri gayet güzel. Aynı bir araba modeli hissiyatı veriyor. Bakalım ne eklemişler başka. Yani burada tepe lambamız var. Dörtlülerimiz var. Ayrıyeten bir de arka aydınlatmamız var. Yani burada isterseniz tek tuşla 4 çekere geçip bırakabiliyorsunuz. Onu eklemişler. Burada da gündüz LED farlar var ön tarafta. Yani genişlik olarak çok rahat traktörün içi. Aynalarımız da bu şekilde. Yani açısal olarak daha iyi. Yani bütün her şeyini elinizin altınıza koymuşlar. Yani gördüğünüz gibi fren. Hatta buraya bir tane de çakmaklık koymuşlar arkadaşlar, görüyorsunuz. Hemen altta. Şöyle inelim. Yani şurada gördüğünüz gibi bir tane de çakmaklığımız var. Yani en güzel avantajlarından biri de şu an bir sıkıntı olduğu zaman, yani servisinin yerli malı olduğu için, yani servis sıkıntısı olmuyor. Yedek parça sıkıntısı olmuyor. İstediğiniz zaman hemen aynı gün içinde kargolatabiliyorsunuz. Ayrıyeten yani bakım masrafları olarak fiyatına göre çok uygun. Yani bu beygirde, bu modelde gerçekten çok uygun bakımları. Aslında ben diğer traktörlere de baktım. Hani Sunbird'i, Dodge Fire'ın falan, onlara da baktım. Ama en kullanışlısı, en uygunu yani bizim açımızdan bu. Yani diğerkilerin, misal vereyim, bakımları 2,5 milyar falana denk geliyor. Bununki 1-200, yarı yarıya zaten düşük. Yedek parçada da sıkıntı yok. Diğer ithal traktörlerde yedek parça sıkıntısı oluyor. Hem pahalı hem de istediğiniz zaman gelmiyor. Yani biraz sıkıntı çekiyorsun ama bu sıkıntı olmuyor. Yani yerli fabrikası burada olduğu için direkt aynı gün gönderiyorlar. O yüzden tercihimiz bundan yana kullanmamızda. Lastiklerine bakalım artık, hangi lastik kullanmışlar. 280'e 70'e 20 kullanmışlar. Burada ön lastikler. Arkalara bakalım. Arkalarda 380'e 70'e 28. O da burada. Gördüğünüz gibi ağırlıklar zaten burada. 2 tane 50-50 100 kilo. Aynı şekilde diğer tarafta da. Bakalım başka. Yani kullanış olarak çok rahat traktör. Hatta şunu göstermedim bakın. Şu el gazı zaten burada. Yani burası boş bir anahtar arkadaşlar. Siz istediğiniz bir özelliği yapabilirsiniz. Şurada patinaj kolu var. Bir de çalıştırıp bakalım şimdi traktöre. Bakın dijital göstergeyi de ihmal etmemişler arkadaşlar. Hayretten bunun direksiyon ayarlanabiliyor arkadaşlar. Yani şöyle yandan göstereyim daha net olur. Bakın. Bu şekilde ayarlanabiliyor. Sağa doğru sıkıp sabitliyorsunuz. Direksiyon hafif. Ben kullandım traktörü. Bahçede ilk işimizi yaptık.
Yani gayet çok rahat oluyor diğer traktörlere aksine. Yani gerçekten kullanımı çok rahat. Zaten hayli hayli işimizi görüyor. Şu an piyasası 530 bin TL. Yani 530 bin Haziran ayında 440 bin liraydı. Biz biraz geciktik almaya. 530 bine geldi. İşte biraz indirim falan yaptık. Bize 500 falan aldık. Ada pazarından aldık bunu. Hani gördüğünüz gibi zaten bayisinden direkt kasa otomatiğinden aldık. Sağ olsun çok yardımcı oldu onlar da. Ayrıca traktörü aldıktan sonra peşine hidrolik kolu da veriyorlar arkadaşlar. Yine 2,5 tonluk yanlış hatırlamıyorsam yine 2,5-50 santimlik hidrolik kol veriyorlar. Aynı şekilde kendi orta kolunu alıyorsunuz. Bir de örtüsü var. Ben daha örtüsünü almadım yani. Aldım da daha takmadım. Şimdilik böyle kullanıyoruz biraz. Yani emsallerine göre daha iyi. Yani hem ekonomik hem de istediğiniz gücü fazlasıyla karşılıyor. Yani şuradan gösterelim bakın. Yani her şey elinizin altında zaten. Yani şurada bakın. Zaten burada el frenlerini buraya koymuşlar. Kuyruk eli de aynı şekilde burada. El freni de bu şekilde burada. Diğer türlü zaten testlerimiz burada hepsi. Bütün işlerimi sadece buradan yapabiliyoruz. Arkadan da bakalım. Şöyle bir turlayalım bakalım. Zaten geri giderken geri vitese taktığınızda geri alarmı ötmeye başlıyor. Uyarı alarmı var. Aynı şekilde en güzel özelliklerinden biri de kuyruk mili çalışırken koltuktan kalkamazsınız. Hatta size o uygulamalı göstereyim. Bakın el frenini indireceğim. Kendi otomatik stop ediyor. Hatta bir dakika. Arka taraftan boştaydı herhalde. Tamam. Bir daha indirelim. Gördüğünüz gibi kendi stop etti. Yani ya olası bir ekipman kullanımında boş buldunuz, kalktınız veya ekipmanın yanına gittiniz. Yani herhangi bir sakatlamaya karşı kendini otomatik alıyor veya traktörden düştünüz. Kuyruk bile çalışıyordu. Traktörden düştünüz. Belli bir alana kadar gidip kendisi otomatik duruyor. Ya bu da gerçekten güzel bir şey olmuş. Yani traktör alıp başına gitmiyor gidebildiği kadar. Yani en güzel avantajları bunlar arkadaşlar. Ya dediğim gibi bir tek sıkıntısı yakıt deposunun ayak altında olması. Yani onun dışındaki bütün şeyleri gayet güzel. Yani çok rahat. Zaten burada da şeyleri var. Kornası da var. Korna. Diğer aydınlatma şeyleri burada. Uzun, sinyal falan hepsini buraya koymuşlar. Yani işinizi tam görecek arkadaşlar. Ortalama 3 ton bir ağırlığı var zaten. Yani her türlü ekipmanı kullanabiliriz. Yani ona göre aldık zaten. Zaten yükseliyor fiyatlar. Yani fiyatlara yetişemiyoruz arkadaşlar. Yani fiyatlar gerçekten uçuyor. Haziran'da dediğim gibi Haziran ayında 440 bin TL'ydi. Temmuz ayında 530 bin TL'ye çıktı. Yani şimdi aradaki farkı görüyorsunuz. 90 bin liralık fark var. 90 bin liralık Ağustos ayında bir daha zam diyorlar. Yani %6 bir daha zam gelecek diyorlar. Yılbaşına kadar bir daha gelecek. Yani almak istiyorsanız bence tam zamanı.
Yani ben tavsiye ederim. Yani şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yani yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Size aklınıza takılan bir şey olduğu zaman sorabilirsiniz. Biz de yakında traktörü kullanacağız. Şu an gördüğünüz gibi mısırlar büyüyor. Bizim mısırlar daha yeni başladı. Sılaj makinesini aldık. Sılajını yapacağız. Zaten sılaj için aldık biz bu makineyi. Yani ağır iş olarak. Bir çift sürmek, bir de sılaj. Yani diğer türlü ağır işimiz yok fazla. Ya bir de gübre yüklemek için kepçe takacağım. Yani 3 iş için kullanacağız bunu. Yani diğer işler için fazla yorulmayacak. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi akşamlar herkese.